Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî ferada aleyna siyâme şehri Ramazan ve salatu vesselamu ala hayri halkihi Muhammed ellezî senne lena kıyâme şehri Ramazan. Ramazan ayı rozasını tutmakını bizlerge farz kılgan Allah Teala'ya hamdü senalar bolsun. Ramazan ayı keçelerini bedar ötkazmakını bizlerge sünnet kılgan Resul-i Ekrem Muhammed Mustafa'ya salavat ve selamlar bolsun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Allahümme la sehle illa ma cealtehu sehlen ve inşe'te cealtel hazne sehlen bi kudretike ya erhamer rahimin. Allah subhanahu ve ta'ala büyük Ramazan ayının mübarek keçelerinden biri de uşbu muhteşem mescidde o'tkazishga tayyorlanganimiz ma'rifiy sohbatni yuzaga chiqishiga o'zi ta'minotchi bo'lganligi uchun ming va million shukrlarimizni aytamiz. Alloh taolo bu ma'rifiy tadbirni, chorani barchamiz uchun, bu dunyomiz, oxiratimiz uchun manfaatli bo'lishini nasib qilgan bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo o'zining azaliy irodasi bilan bu dünyanı ve ondaki barcha mavcudatlarını yaratganidan so'ng o'zini qo'li bilan insonni jasadini tuproqdan yaratdi ve unga o'zini ruhidan jon puflab tirik jonzotga aylantirdi. Ana o'sha inson zotini yaratganidan so'ng Alloh subhanahu va taolo farishtalarga odamga sajda qilishni amr qildi. Farishtalar barchalari odamni ulug'lab sajda qilishdi. Faqatgina iblis, shayton sajda qilmadi. Alloh taolo undan so'radi. "Men o'z qo'lim bilan yaratgan narsaga nimaga sajda qilmading?" deganida shayton aybini tan olmadi, balki Alloh taolo bilan tortishdi. O'zining gaplarini aytdi. Shundan keyin Alloh taolo uni la'natladi. Undan so'ng shayton aytdiki, "Seni izzating bilan qasamki," dedi Allohga. "Seni izzating bilan qasamki, men bularni, ya'ni odamlarni barchasini albatta ig'vo qilaman," dedi. Alloh taolo buni javobiga aytdiki, "Men ham," dedi, "seni va senga ergashganlarni barchasini do'zaxga solaman," dedi. Shayton qasam ichib, nomiki odam bolasi bo'lsa ig'vo qilishni o'z zimmasiga oldi. Alloh esa shaytonni va shaytonni ig'vosiga uchgan odam bolalarini barchasini do'zaxga solishga ahdi qaror qildi. O'shandan buyon la'nati shayton odam bolalarini ig'vo qilib keladi. Har bir toifaga, har bir shaxsga o'ziga xos ig'vo qiladi. Ilmli odamga alohida o'ziga xos ig'vo qiladi. Ilmsiz odamga o'ziga xos ig'vo qiladi. Erkakka o'ziga xos ig'voni qiladi, ayolga ham o'ziga moslab ig'vo qiladi. Yoshlarga alohida ig'vosi bor. Qarilarga alohida ig'vosi bor. Ibodatga berilganlarga ham shaytonni o'zi tayyorlab qo'ygan ig'vosi bor. Ibodatsiz yurgan, peshonasi sajda ko'rmaganlarga ham tayyorlab qo'ygan ig'vosi bor. Qo'yingki, odam bolasi borki, hammasini bu la'nati ig'vo qiladi. Alloh ko'rsatmasin, uni ig'vosiga uchganlar bu dunyoyu oxiratni sharmandachiligiga o'zini tutgan bo'ladi. Uni ig'vosidan qutulib qolganlar esa Allohning rahmatiga sazovor bo'ladi. Bu dunyoda baxtli, saodatli hayot kechiradi. Oxiratda jannatga tushib, ko'z ko'rib, quloq eshitmagan, odam bolasining xayoliga kelmagan nozi ne'matlardan bahra topadi. Ana o'sha shaytonni ig'volaridan biri o'ziga ergashib yurib, shaytonni malayi bo'lib, g'ofil bo'lib, Allohni unutib, shariatni unutib, ibodatni unutib yurib, shahvatiga berilib yurganlardan birortasi tavba qilib, Allohning yo'liga burilsa,
g'aflatidan ko'zi ochilib uyg'onsa, shahvatini tark qilish payidan bo'ladigan bo'lsa, shayton unga alohida ig'vo qiladi. "Oh, kechagina g'aflatda eding. Endi bugun qayoqqa ketyapsan? Bo'lar ish bo'lgan. Uringaning hammasi behuda. Yo'q narsaga urinmaginda, mana shu boridan bu dunyoda bo'lsa ham foydalanib qolgin. Shahvatingni qayoqqa yo'qotasan? O'rganib ketding. Butun boshingdan sung'ib ketgansan bunga. Uni o'zgartirish mumkin emas. Qanaqa qilib o'zgartirasan? Umringni shuncha yilini shahvatda o'tkazding. Hammasi sening tanangga singib ketgan. Endi bugun kelib bir og'iz tavba qildim degan so'z bilan qutulib qolamanman deyapsanmi?" deb ig'vo qiladi. Ana o'sha g'ofil yurganlar. G'ofil degani eng muhim narsani unutib qo'ygan degani. Shariatga yurmagan, ibodatda yurmaganlarni g'ofil banda deydi, chunki Allohni unutib qo'ygan u. Shariatni unutib qo'ygan, o'zini bandaligini unutib qo'ygan, ibodat qilishligini unutib qo'ygan, bu dunyoda yaxshilik qilib yashash kerakligini unutib qo'ygan odamlarni g'ofil deydi. Hamma yaxshilikni unutgan. İnsanlarga yaxshilik qilishni unutgan, o'simlik olamiga, hayvonot olamiga, jamoat olamiga, butun dunyoga yaxshilikni unutib qo'yganni g'ofil deyiladi. Shahvatiga berilgan degani, shahvat degani o'zi nafs moyil bo'lgan narsa degani. Ya'ni havoyi nafs, insonning hayvoniy nafsi demak, intilib turgan narsani shahvat deyiladi. Bizda jins ma'nodagi narsani shahvat deb o'rganib qolganmiz. O'zi aslida ana insonning nafsi nimani tusasa shu shahvat bo'ladi. Buni ovqatga nisbatan ishtaha deb ishlatishadi. Ishtaha degani ham shahvat degani. Ya'ni ovqat yeb lazzatlanishni xohlashni, ovqatni shahvati deyiladi. Jins shahvati, mol-u dunyo shahvati, obro' mansab shahvati, mushhurat parastlik shahvati, shahvatlar ko'p. Ana shaytonning ig'vosiga uchganlar bu yog'ini qo'yib g'ofil bo'lib, g'ofillikdan shahvatga berilish kelib chiqadi-da, ana ham g'ofil, ham shahvatga berilgan banda bo'lib, shaytonning ig'vosiga uchib yuradi. Ana endi bir odamni bir sababdan ko'zi ochildi-da, tavba qilib, to'g'ri yo'lda, ibodatda, oxiratni, baxti saodatini izlashga urinib qoluvdi. Haligi aytgan nimani shayton ig'voni boshladi. G'ofilligingga necha yil bo'ldi, endi bir marta gap qilib, tavba qildim deganman, qutulib qolasan, urinma. Shahvating shuncha berilgansan, endi qayoqqa borasan, bunga ko'nikib qolding, hech qo'lingdan kelmaydi buni tashlash degan ig'voni qilyapti. Banda nima qiladi? Ana gap shu yerda. Shu yerda ulamolarimiz aytadilarki, qaysi bir odam shahvatidan qutulishini mumkin emas deb o'ylasa, g'aflatidan ajrashishini qiyin narsa deb o'ylasa, Allohning qodirlik sifatiga kufr keltirgan bo'ladi deydi. Chunki Alloh qodir. Alloh qodir, har bir narsaga qodir degan oyatni o'qisin, shunga iymon keltirsin. Butun dunyoni yaratishga qodir bo'lgan Alloh o'zini yaratgan narsalardan arzimagan bir zarra bo'lgan odamni shahvatini yo'q qila olmasmidi? Yo'q qiladi. Faqat inson o'zi qalbidan chiqarib shuni Allohdan so'rashi kerak. Alloh uchun bu hech narsa emas. Lekin shayton bo'rttirib ko'rsatadi. Sen o'rganib qolding, berilib qolding, bundan qutula olmaysan, qoyaver endi, urinib avora bo'lma. Falonchi ham bo'lib, mana yana aynib ketdi deb xohlagan ig'vosini qiladi. Lekin mu'min odam tavba qildimi? G'aflatidan o'yg'ondimi? Shahvatidan ajramoqchimi? Allohning qodirligini eslasin va latifligini eslasin. Va kanallohu muqtadira. Alloh o'ta qodir zotdir. Butun dunyoni yaratgan, butun dunyoni tutib turibdi, hamma narsani boshqarib, qudrati yetyapti. Bitta bandasini g'ofilligini yo'qota olmasmidi Alloh? Bitta bandasini shahvatparastligini yo'qota olmasmidi Alloh? Kimki mani g'ofilligim endi o'zimga qopdi, yo'qolmaydi bu, shahvatimdan qayta olmayman endi desa, Allohning qodirlik sifatiga kufr keltirgan bo'ladi. Bu juda og'ir musibat bo'ladi. Shuning uchun yo'q, to'g'ri, men shunaqa bo'lganman, lekin Alloh tavba qilsang kechaman degan.
Mani şahvatım dünyanın egelle kogende hem Allah'ın kudreti yetedi bunu ketkizişke. Mani gafletim yetti dünyadan yetip altta devam bosa hem Allah bunu yok atışke ozu kadir. Degen akideni kırış gerek. Allah latiftir. Bandalarigi ota mehribandır. Ota lütfu keremlidir. Şunun için bende kanca asili kısa hem, kanca kafirli kısa hem, tavbe kese lütfu bilen keçir var uğradı. Yurguz var uğradı. Ana manaşın arsanı insanlar cüde yakşı özlerine sindirişleri gerek. Hazır kub adam manaşı yapın ayet yaptı. Manaşı sayıda savar kegen de şu ruhi terbiye babı da asasın şu savar. Şunca günah koyduk endi bu yakında mı oladı, ondağıdı, bundağıdı degen gepler haliki şeytanın iğvasının tercümesi insanların yazılımından keledi. Onların hemmesini o şey şeytan doğru yerge yeti yetkenini kurup çideye almazdan iğva kılı yetken buladı. Bu benim alayımı endi keti yap diyor bu yaka karab. Bunu iğva kılı koymasam bu meydin deyip urun yetken buladı. Bana bunu yaşlar aynıysa o şey şahvetge verilgeller, gaflette koyarlar yakşı düşünüm alışları gerek. Sen Hıdır'dan tavuğa kısa, Allah'ın kadirliğine işansa, Allah'ın latifliğine işansa, özüden yine yardım kütse, Allah onu demek gafletini hem yok kıladı, şehvetini hem yok kıladı, raviyedik, muhtadık raviçte, Allah'ın dini de barışını teminleydi. Ne için? Çünkü bendeni Allah özü yaratdı. Bendenin hususiyetlerini Allah'ın özü yakşı biledi. Bandanın nefsi var. Nefs insan cisimden ve ruhtan ibaret. Cismi demek hayvani deyiladi. Yani ki hayat için kerek narsa. O şey cisimini ta'minoti için ketadigan nefsini taraflarını hayvani nefs deyiladi. İstekler. Ovqat yeyish, cins şahvati, içimlik, mansab, obro, manmanlik hammasi insonni nima? Bana şu tarafıdan keledi. Lekin şu bilen birge Allah Ta'ala insanını âli, makamlik, ruhi, manevi kuvvetler bilen hem kuvvetlerdir koygan. İki taraf bir kıl. Ve nefsin ve mâ sevvâhe fe elhemehe fucûrehe ve takvâhe dedi Allah Ta'ala. Nefsini ve onu yaratılışını bilen kısam. Ve o şu nefske fucurunu, fıskı fucurunu hem Allah ilham kıgın, takvasını hem Allah ihram kıgın. Demek iki güç insanda beraber turuptu. Fıskı, facirlikke tartadığın taraf hem var, takvaga, âli makamlarına kütaradığın taraf hem var. Ne mi için şimdi bana şu şehvet, insanın hakşı, meylige bugün narsalar yok bu gitmeydi? Nimaga yo'q qilib qo'ymadi Alloh? Agar Alloh buni yo'q qilib qo'ysa, odam farishtaga o'xshab qolar edi. Alloh buni qo'yib, buni yo'q qilib qo'ysa ruhiy tarafni, inson hayvonga o'xshab qolar edi. Shuning uchun ikkovini bor qildi. Farishtadan ham o'zgacha, tilsiz hayvondan ham o'zgacha alohida bir maxluqni Alloh yaratdi, bandasini yaratdi. O'zi aziz, mukarram qilib qo'ygan inson zotini yaratdi. Mana bu demek, bu taraf ham, bu taraf ham mu'tadil bo'lish kerak. Misol uchun mana shahvat masalasini oldik. Odamlar shahvatga berilsa yo'ldan adashib, shaytonning mayliga kirib, xo'p, Allohni unutib qo'yishi bor ekan. Lekin shahvatni yo'q qilib qo'ysa nima bo'ladi? Yo'q qilib qo'ysa odam yashay olmaydi. Ovqat yeyish ishtahasi yo'q bo'lgan odam yashashi mumkinmi dunyoda? Mumkin emas. Cinske şahvatı yok adam bu dünyada yaşasa ne mi oladı? Nasıl kırkıladı? Adam zatı oladı, bir pasta tükap kaladı. Demek bu kereği narsa. Kereklige kaçan? Mutadil ravişte tursa kerek. Şeriat çizip vergen çizikde tursa, şahvat hem kerek, gazap hem kerek, hem narsa kerek. Misal için gazap, yamanlayımız. Yaman gazap kanaka gazap? Haddan aşkan adalasızlık gazabı. Lekin haddida turgan g'azab kerak. Agar insonning g'azabi chiqmasa, burib ketib so'ksa ham indamay turaveradi, ursa ham indamay turaveradi, dinini haqorat qilsa ham indamay turaveradi, u odamni odamligi qolmaydi. Demak, me'yorida shariatni o'lchovida
İnsonga demak hayotga muhabbat ham kerak, shahvat ham kerak, g'azab ham kerak, boshqa hislatlar ham kerak. Mana shu hislatlar hammasi mo'tadil ravishda shariat ko'rsatgan chegarada tursa, yaxshilikka xizmat qiladi. Ruhoniy qadr-qimmatlar esa doimo insonni yuqoriga ko'taradi. Ikkovi xuddi tarozining bir pallasi. Allohga erishaman, Allohning huzuriga ko'tarilaman degan odam mana shu ikki narsani shotishi bilan ko'tariladi. Bir taraf bilan emas. Mana u ham bo'lish kerak. O'sha insoniy Alloh taolo bergan xislatlari, demak o'sha g'azab kerakligicha kerak, shahvat kerakligicha lozim bo'lishi kerak. Boshqa narsalari ham bo'lmasa inson intilmaydi dunyoda. Ana shu ikki tarafdan ko'tarilib boriladi. Buni Alloh taoloning o'zi joriy qilib qo'ygan. Shariatda o'lchovini qilib qo'ygan. Shuning uchun shaytonni gapiga kirmay, ig'vosiga uchmay, Rahmonning gapiga kirish kerak. Nasihatini olish kerak. Ta'limotini o'rganish kerak. Hayotga tatbiq qilish kerak. Ana inson mana shuni tushunib yetdi. Yashab yuribdi, yaxshi, hamma yo'q ketyapti. Lekin goh-gohida zaifligi tutib shaytonning ig'vosi kuchayib qolsa, darhol Allohni eslashi kerak. Doim Allohni eslash bilan, Allohni aytganini qilish bilan inson shaytonning ig'vosidan qutulib yuradi. Va ishi o'ngidan keladi. Hamma narsasi yaxshi bo'ladi. Rasul akram alayhisolatu vasallamni tarbiyalari shu, o'zlarini tutishlari shu, biz ummatlarga qilgan nasihatlari shu. Mana shu haqiqatlarni biz bilishimiz kerak. Allohni doim eslab turish uchun ibodat kerak. Aqimiz solata li zikri deydi Alloh taolo. Namozni meni zikrim uchun, ya'ni meni eslash uchun qoyim qilgin. Ro'zani nimaga tutyapmiz? Allohni eslash uchun tutyapmiz. Ro'za insonga Allohni doim eslatib turadigan buyuk ibodatdir. Ana, endi shaytonning ig'vosidan qolay, yomonliklardan chetda bo'lay, faqat yaxshilikka erishay, baxtli bo'lay, saodatli bo'lay, o'zim, oilam, elim, yurtim, butun insoniyatga faqat yaxshilik qilay, yomonlikdan tamoman chetda bo'lay degan odam Allohning ibodatini qiladi. Chunki ibodat faqat yaxshilikka chorlaydi. Shaytonning ig'vosidan, yomonliklardan saqlaydi. Doim ajr, savob, yaxshilik, xayr, baraka, baxt, saodatga insonni yetaklaydi. Mana shu haqiqatlarni biz anglab yetishimiz kerak, tushunishimiz kerak, hayotimizga tatbiq qilishimiz kerak. Ana shunda baxt bo'ladi, saodat bo'ladi, xayr bo'ladi, baraka bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni shaytonning ig'vosidan o'zi asrasin. G'aflatda bo'lsak, g'aflatimizdan Parvardigoro zikr uyqusiga uyg'otib, g'aflatni tark qilishni, shahvatni tark qilib, doimo Allohni aytganida yurishimiz, o'zimiz, oilamiz, qavmi qarindosh, yori do'st, birodarlar, el, yurt, butun insoniyat uchun faqat yaxshilik yetkazadigan, barcha yomonliklardan chetda bo'ladigan bandalarimdan bo'lishimizni Alloh o'zi nasib qilsin. بسم الله الرحمن الرحيم يا الله يا رب العالمين biz ojiz bandalaring buyuk ramazon oyining ulug' kechalaridan birida o'zingni uylaringdan bir uy bo'lmuş ushbu muborak masjidda yaxshi niyat bilan taroveh namozida o'zingni kalomi sharifing Qur'oni Karimni xatm qilaroq duo umid bo'lish shu niyati bilan umidi bilan O'zing amr qilganingdek qo'llarimizni ojizona o'zingga uzatib duo qilmoqdamiz. Sani o'zing bu duolarimizni o'zing va'da qilganingdek qabul aylagin. Alloh ushbu qilingan xatmi Qur'onni savobidan o'tganlarimizni barchalarini o'zing bahramand aylagin. Parvardigora Qur'oni Karimni tiriklarni barchasiga o'zing hidoyat mayog'i bo'lishini nasib aylagin. Xatmi Qur'onni ajridan savobidan unda ishtirok etgan azizlarimizni barchalarini to'laligicha bahramand aylagin. Bu Qur'onni har bir harfiga beradigan ajringni savobingni ko'paytirib bergin. Qur'oni Karimni bu dunyoda bizga hidoyat chiqargin. Oxiratda shafoatchi bo'lib, qiyomatda o'zingning huzuringda
Rabbim bu benden beni işitmendi bedar bulgeni de beni işitip hatmi Kur'an kıgeni de ben güvahlik veremen bunu cennetine kirittip kolumuzdan uşak cennetlik yetekleb kirişini nasip etsin. Parvardigara bu mübarek Ramazan ayını kündüzlerinde niyet bilen tutuyorken rozalarımızı hem dergahinde kabul eylegin. Bu ibadetlerinin günahlarımızın keçirilişine sebepçi eylegin. Parvardigara rozalarını keçe kıyamet günleri de hemmemizge şefaatçi olup kolumuzdan tutup rayyan eşiğinden cennetki yetekleb girişini nasip etkin. Allah bu hatmi Kur'an'ı uyuşturgan azizlerimiz, muhterem İmam Davlamız, o kişinin naibleri, mütevalileri, mescid hadimleri, hayati azaları, kavimleri, bu hatmi Kur'an tedbirine hissa koşkan barça azizlerimizin acirlerini, sevaplarını köpeytirip bergen, mescidge kigen hizmetleri, Kur'an'a kılgan hizmetleri, ümmetge kılgan hizmetlerini, acirini, sevabını ziyade kılıp vergen. Bu azizlerimizin hepsi himayende esrap, daima şundak uluğ işlerge baş kaş bolup, hemme nerselerini uyuşturup, halkımızın dualarını alıp yürüyüşlerini nasip etken. Allah büyük Ramazan keçeleri de, Kur'an-ı Kerim'ni teravih namazı da evveliden ahire geçe harfme harf tecvid bilen, güzel ravişte halkımızga okup eşitlerken karılarımızın hifzi himayinde esregin. Bu azizlerimizin zihnini yine de utkür hafızalarını yine de bakuvat kılgın. Özlerini sağlık, selamatlik, tinçlik, amanlik, bahlik, saadetlik olarak Kur'an nurunu evde, yurtta, vatanda daimi ravişte teretip yürüyüşleri de uzun yardımcı bulgun. Bularını tuğup kılgın, katta kılgın ata anaları, okutup karı kılgın ustazlarına izzet tacını kigizgin. Allah bu karılarımızı okşagan karılarımızın sanını, sıfatını yenize de ziyade kılgın. Allah hatmi Kur'an'da sami bulup tinglep durgan kavim azalarını, hammalarını, bugün gününde hazırda özünle kol uzatıp öltürüp dua kılıyetkenlerine hammalarını, aile azaları, balaçakaları, kavmi karındaş, yarı dost, biraderleri bilen sağ salamet, tinç aman kılgın. Türlü bala afetlerden, kavfu hatallerden uzun esregin. Umurlarına, rızklarına, kestlerine bereke vergin. Allah bimarlarımızın hemmelerine uzun şifayı kamul vergin. Müşkülü barlarının müşkülünü asan kılgın. Musafırı barlarının musafırını hazır kılgın. Karızlarlarının karzını uzuşta uzun yardımcı bulgun. Hacetmenlerinin hacetini rava kılgın. Pervardigara ferzan taraflarına koşa koşa ferzan bergin. İlim taraflarına ilmi ladun, ilmi rabbani bergin. Kasbikarlarına kasbikarlarına bereke bergin. Dasturkarlarının tuhkün saçın, turmuşlarının faravan buluşunu nasip etkin. Özleri bergen nimetlerine şükür kılıp ibadetinde sabit kadem buluşlarını. Şeytanını iğvasıgı uçmasından. O'zinga parvardigora ibodat qilib taqvo bilan yashab borishlarini, bu dunyo va oxiratni baxtiga, saodatiga musharraf bo'lishlarini nasib etgan. Alloh o'zingdan yolvorib so'raymiz, el-yurtni tinch-omon qilgin, aziz vatanimizni jannat makon qilgin, xalqimizni o'zingni roziligini topadigan xalqlardan bo'lishini nasib etgan. Barchalarimizni iymonda, islomda sobit qadam qilgin, o'zingni hidoyatingdan ayirmagin. Yanagi Ramazonlarga sog'-salomat, tinch-omon qaytib kelib, bundan ham ko'p tarzda, bundan ham go'zal ravishda ibodatingni ado etib, jamoatda birga bo'lishimizda o'zing yordamchi bo'lgin. Rabbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azaban nar va sallallohu ta'ala ala khayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin.